YouTube Storyteller'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden şu anda Twitch chat ile birlikte devam ediyoruz. Bölüm 9'da kalmıştık. Adalet efendim. Bölümümüzün adı İhanet bölümüyle başlıyoruz. Ama başlamadan önce videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Evet, konseptçimiz gaspçı ölür. O zaman Baron kraliçeyi kaçırır. Sonrasında şövalye kurtarır. Bir saniye. Önce kraliçeyi tut. Ama gasp etmesi, nasıl gasp etmesi gerekiyor? Tahta mesela kraliçeyi buraya koydum mu? Yok, baronu koydum. Tacı istiyor. O zaman tam tersine şey mi ölmeli gençler? Kraliçe mi ölmeli ki acaba? Emin olamadım. Bekleyin. Taht dedik, kaçırmak dedik. Kraliçeyi baron kaçırdı. Sonra tahta baron kendi geçti. Tamam, şu an gasp etmiş oldu kraliçenin tacını. Şövalye de gidip kraliçeyi kurtardı. Sonra tahtına kızdı ve tacı olmadığı için yetkisi yok. Gaspçının ölmesi lazım. Gaspçının kim olduğunu biliyoruz ama tacı nasıl alacağız bundan? Geri al daha tacını, adamdaydı. Barondan tacı alabilmemiz lazım hikayeyi yazmaya devam edebilmek için ama tacı burada giydi. Yani kraliçenin tacını burada gasp etti. Ama tacı nasıl geri alacak kraliçe? Ha, daha kurtarmadım. Aşağıya geliyor burası. Şövalye kraliçeyi kurtardı. Tacı bundan nasıl geri alabiliriz? Hangi sahnede? Taht sahnesine sadece bir kişiyi koyabiliyoruz. Tahtta alamayız. İnfaza da aynı şekilde baronu koyabilirim mesela. Kraliçeyi öldürebiliyor. Şu şeyi öldürebiliyor. Bu sahnede gasp etmiş oluyor kraliçenin tacını. Yetkim yok diyor bu ikisi. Kaçırmak. Geri kaçıracağız bunu o zaman. Ha, bu kaçmış. Kaçtığını görünce tacı geri koyuyor mu tahta? Geri koymuyor. Tacı takmaya devam ediyor. Baron direkt kaçırsa. Bir sahne fazladan mı eklesek diyorsunuz? Evet, ama baron hala tacı vermiyor ki. Kraliçeyi nasıl ekleyeceğim buraya bilmiyorum. Şu an tacının kaçırıldığını, çalındığını gördü. Ha,
geri istiyor. Sonrasında da tacını alamıyor ama nasıl alacağız oğlum? Taç yok kafasında. Tacı hiç almasa. O zaman da gasp etmiş olmaz ki. Olur mu gasp etmiş? Kraliçeyi kaçırdı ama. Bu almıyor, dokunmuyor. Kraliçesine sadık. Kaçtığını görüp tacı geri bırakmıyor. Bunu hiç tahta çıkarmayacağım o zaman. Mı? Oğlum niye beynimi yaktı? Bak bu oyun bazen çok zor oluyor. İnsan anlayamıyor ne yapması gerektiğini gerçekten. Şövalye infaz ettirmiyor. Baron da infaz ettirmiyor. Tamam, her türlü kaçırmayla başlayacak. Baron kaçırdı, bunun şeyini aldı. Ama bunu bundan geri alabilmek gerekiyor. Bunda bunun olduğunu görecek acaba. Sonra bu bunu kurtaracak. Sonra bunu tahttan nasıl indireceğiz? Tacını geri alabilmek. Şu noktada tacı geri alabilmek durumu. Hah. Tamam. Tamam. Çok basitmiş be. Baron gözünü bürüyen şehvet duygusundan dolayı, yani ülkeyi yönetme şehvetinden dolayı. Aa, şövalyenin elinden ne demek? Yani şövalyenin öldürmesi gerekiyor. O zaman. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Watch this. Watch this. Hikayeyi değiştiriyorum. Kraliçeyi öldürdü. Hain kop köpek. Ya mutsuz oluyor kraliçe yok diye. Kıyamet. Ama görevi yaptım. Hikaye yazıyoruz arkadaşlar. Baron gözünü bürüyen ülkeyi yönetme sevdasından dolayı kraliçeyi kaçırır ve onun tahtına zorla oturur. Sonrasında kraliçenin geri dönmesinin yaşattığı korkudan ötürü kraliçeyi öldürür. Fakat şövalyenin kraliçeye olan aşkı içindeki intikam duygusunu kabartarak baronu şövalye kaçırır bu sefer. Sonrasında artık tahta geçebilecek kimse kalmadığı için şövalye tahta geçer ve kraliçesinin intikamı olarak baronu infaz ettirir. Şövalyenin kellesi kesilir. Why? Şimdi şövalye ile kraliçe birbirinden aşık. Ay pardon ya, sayfa geçtim. Şövalyenin kellesi kesilir. Şövalyenin kellesinin kesilebilmesi için yaşanacak olayın ne olması gerekiyor? Bir
başlasak? Tam tersi olsa. Şövalye ölse kraliçe şövalyeye karşı hiçbir şey hissetmiyor ama şövalye kraliçe... Man, tam tersi anlattım. Aa tamam. Şövalyeye. Çok üzüldüm şu an. Abi ya. Hikaye yazıyorum. Kraliçe bir gün sebepsiz yere ölür. Ve kraliçenin aşkıyla yanıp tutuşan şövalyenin kalbi çok kırılır. Mutsuz bir şekilde tahtı devralır. Ama sadece ve sadece kraliçeyi düşünüyordur. Sonrasında kraliçenin bu sebepsiz ölümünün sebebi açığa çıkar. Aslında sadece bu onu kısa sürede uyutacak bir büyüdür. Ve kendisi eğer ki ölürse arkasından ne olacak diye merak etmiştir. Şövalye acaba tahta geçecek midir? Şövalyenin bu kadar hızlı tahta geçmesini yanlış anlayan kraliçe şövalyeyi kaçırır ve tahtını ondan geri alır. Sonrasındaysa şövalye her ne kadar kraliçeye ona deliler gibi aşık olduğunu söylese de kraliçe onun bu sözüne inanmaz ve onu idam ettirir efendim. Başka bir idam konseptimiz var. İdam ettirmesi için ne olmalı? İdam etmesi için ne olmalı? Tamam, kraliçeyi idam ettirebiliyoruz ama baronu da idam ettirmemiz lazım. Tamam. Baronu nasıl idam ettireceğiz? Kraliçeyi idam ettirdiğimiz hikayeyi yazdık. Şimdi. Tamam, direkt evlilik sahnesi koysak. Kraliçeyi geri çıkarmamız şart içeriden. İki sahnede bu olayı nasıl çözeriz? Kraliçeyi ettirebiliyorum ama... Thank you.
Baron'un aklına karıştırsak peki? Ha, okey. Tamam. Baron kraliçeyi kaçırır. Sonrasında geçirdiği hafıza kaybı sebebiyle aslında kraliçenin tahtını almaya çalışmak için kraliçeyi kaçırdığını unutur. Kraliçeyi serbest bırakır ama kraliçe ise çok sinirli bir şekilde baronun canını alır. Kraliçe 4 trajedi yaşar. 4 trajedi yaşar. O zaman her şeyin kraliçenin başından geçmesi gerekiyor. Kraliçe baron tarafından kaçırılır. Şövalye tarafından kurtarılır. Aşk evliliği yaşar. Tahtın başına geçmesi trajedi diyor ama. Kaçırılmak bir trajedi. İnfaz. Buldum. Dur. Sanırım olayı çözdüm arkadaşlar. Kaçırır tahta geçer. Sonrasında şövalye kraliçeyi kurtarır. Ama tahtın sahibi baron hala. Baron şövalyeyi infaz ettirir ama ettirmez. Dur. Öncesinde evlenmeleri lazım. Sonrasında baron idam ettirir. Sonrasında kraliçeyi aynen öyle. İlk başta kraliçenin kaçırılması bir trajedi, tacının alınması bir trajedi, evlendiği adamın öldürülmesi ve kendi ölmesi de bir trajedi. 4 trajedi olmuş oluyor bu şekilde. Hikaye yazıyoruz. Baron yine yeniden ülkeyi yönetebilmek için kraliçeyi kaçırır ve tahtın sahibi olur. Şövalye kraliçenin kaçırıldığını öğrenir ve bu duruma çok sinirlenip kraliçeyi kurtarır. Ama kraliçeyi tekrardan insan arasına, halkın arasına sokmak çok risklidir ve gözlerden uzak bir yerde kraliçeyle evlenirler. Lakin Baron'un eli kolu çok uzundur ve kraliçenin bir şekilde hapsedildiği yerden kaçırıldığını öğrenip kaçıran kişiyi, yani şövalyeyi bulduktan sonra öldürür. Sonrasında deli divane bir şekilde kraliçenin nerede olduğunu arayan Baron, kraliçeyi de bulduktan sonra öldürerek sonsuz bir, ne diyelim, tahtın keyfini sürer. Kraliçe gariban ya, gerçekten. Şimdi de kral bölümünü oynuyoruz efendim. Efsanevi ve bir o kadar zehirli bir aşk. Oğlum ilk defa kraliçeyi... Saçma bir konu değil mi sanki ya? Efsanevi ama zehirli. Önce efsanevi yapacağız o zaman. Sonra araya birazcık zehir katacağız. Sonra ikisi de amnezi yaşayacak. Ve tekrar birbirlerine aşık olacaklar mı? Evet. Bu şekilde oluyormuş. Yani buna hikaye yazmaya gerek yok. Bunlar büyüyle bir arada kalıyor belli. Çifte idam. Abo. Abo.
Ay şerefsiz. Vay 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 anam. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Abi kral arsız ya. Bir ona çiçek veriyor, bir buna çiçek veriyor. Kraliyet paçavraları. Bu ne demek lan? Kraliyet paçavraları ne? Ben bundan nasıl bir hikaye çıkartabilirim? Şu an yapmam gereken hikayeyi sorguluyorum ama paçavra. Bir saniye. Aa üzüldü. Ona da üzüldüm ya. Ne yapsın? Kral ne diyorsa onu yapmak zorunda o da. Haksız mıyım? İkinci bir şey mi vardı? Kralın intikam aldığı. E tam bunda da bir şey yok ki. Aa, kral nasıl intikam alacak? Ha. Bu arkadaşlar tam tersi. Kral sevdiği kadını öldürdü diye kraliçeyi öldürdü. Tamam, kraliyet paçavralarına geri döndük şu an. Hizmetçinin kraliçeyi kaçırabilmek gibi bir opsiyonu yok. Evlilik olması lazım. Hizmetçiyle kral arası. Aa. Sanırım bu şekilde doğru oluyor. Buldum. Kolaymış. Kralın hizmetçiyle olan fingirdeşmesi kraliçeyi rahatsız eder ve kraliçe hizmetçiye bir ders vermek için onu zindana hapseder. Bunu öğrenen kral kraliçeye çok sinirlenir ve kraliçeyi infaz ettirir ve hizmetçi gerçek amacına ulaşmıştır. Kralla evlenir efendim. Baron yalnız hüküm sürer. Çok bir opsiyon yok. What can I do sometimes, bro? Buna nasıl hüküm sürdürteceğim lan? Tacı nasıl alacağım ki? Öyle bir opsiyon yok. Bence bu şekilde doğruydu bunların evlenmesi. Mi?
Tamam. Aa, okey. Okey. Şimdi olay şu oluyor. İlk önce kralla hizmetçi evlenirse, o da hizmetçi de artık kraliçe olacağı için tahtı, krallığı alabilmek için, tacı alabilmek için hizmetçiyle evlenmesi gerekiyordu baronun. Ondan sonra Juma tek şey oluyordu. Kurt adam mı? Bernard zehir içer. Bernard ve Juliet'in aşkına geçtik efendim. Au. Önce Juliet ve Bernard'ı birbirine aşık etmemiz, sonrasında Bernard'ı kurda döndürmemiz, sonrasında Juliet birazcık öldürmemiz lazım. Ha, ne olduğunu hatırlamıyor. Anan iyiyim, bu hikaye var ya, bu hikaye var ya, beni paramparça etti abi. Bernard ve Juliet birbirine deli gibi aşık iki çifttir. Lakin Juliet'in bilmediği tek bir şey vardır. O da Bernard'ın bir kurt adam olduğu. Yine bir dolunay gecesi Bernard kurta dönüşür. Ve Juliet'in gece onu ziyaret etmek için ormana geldiğinden haberi olmayan Bernard açlığına yenik düşüp Juliet'i yer. Gün doğduğunda, ay artık şekil değiştirdiğinde Bernard ne olduğunu hatırlamıyordur. Ormana bir gider ve Juliet'in yarısı yenmiş bedenini yerde görür. Onu kendisinin öldürdüğünün bilincinde olan Bernard zehir içerek kendini öldürür. Kraliçe baronu tutuklatır. Gizlenme. Hikayeydi. Yine baron kraliçenin kalbini çalmak için ejder kılığına girdi. Kraliçe ejderden korkup dedektife söyledi. Dedektif araştırdığında aslında ejderhanın bir kostüm olduğunu öğrendi. Sonrasında da kostümün ardındaki şerefsizi tutukladı abi. Vampirlik tedavi edilir. Yeni karakterler çıktı. Dracula, Mina ve John. Gece. Sarımsaktır da. Bir gece. Can I do?
dönüştüğü bir senaryo yapsak? Aa, sevdiği de olsa bıçaklıyor. Nasıl yapacağız bunu ya? Manitasının dönüştüğünü söylüyor. Profesör de diyor ki onu dönüştüren kişiye git öldür. Vampirliği bu şekilde tedavi ediyoruz. Ya bu ikisi birbirine aşık herhalde ama herhangi bir aşk sahnesi göremiyoruz. Dracula gidiyor bizim oğlanı dönüştürüyor. Bu duruma çok üzülen kız gidiyor tedavi arıyor. Tedavi olarak da profesör dönüştüren kişinin öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Bizim Mina da gidip saplıyor hançeri kalbine. Sonra çocuk iyileşiyor. Canavar katledilir. Canavar dedikleri şey bizim gurt adam olmalı. Allah bu ete dönüşüyor. O zaman kolay ya. Bir de ejderhanın öldüğü versiyonu yapmamız lazım. Ejderhayı kurt adam nasıl öldürebilir? Bu hikaye kolaydı ama ejderhayı nasıl öldürebilir? Ejderhayı öldürmesi için dönüşmez. Tamam. İki türlü de yaptık. Bu da kolaydı. Bir bölümü daha tamamladık. Bu da son iki bölüm kaldı bu arada. Bu bölümü burada bitireyim. Son iki bölüm artı kapanışı da bir sonraki bölümde bitirelim. Çünkü tören diye bir bölüm daha var. Üç bölüm olacak. Üç bölüm yaparsak çok uzun olur. Bir sonraki bölümü de yine arkadaşlar gün yarın değil ondan sonraki gün YouTube'dan izleyebilirsiniz. Hepiniz kocaman öpüyorum YouTube. Biz Twitch chatiyle şu anda devam ediyor olacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın.